Kıymetli sürücü adayları, şimdi sizlere direksiyon sınavında bilmeniz gereken bilgilere değineceğiz. Ya da direksiyon sınavında bize sorulacak sorularda diyebiliriz. Öncelikle direksiyon sınavınız iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada bize aracımızın kaput bölümünde bilmemiz gereken bilgiler, aracımızın bagaj kısmında bilmemiz gereken bilgiler, bir de aracımızın iç kısmında bilmemiz gereken bilgilerden oluşmaktadır. Şimdi aracımızın ön kaput kısmından başlayabiliriz. Aracımızın ön kaputunu aracımızın içerisinde bulunan mandaldan açmamız gerekiyor. Aracımızın kaputunu burada görmüş olduğunuz mandaldan açıyoruz. Mandalı kendimize doğru çekiyoruz. Sonra aracımızın ön tarafına gelip Volkswagen ambleminin altında bulunan mandala basıp kaputumuzu yukarı doğru kaldırıyoruz. Kaputumuzu açtıktan sonra sigorta kutumuz, akümüz, hava filtremiz, hemen altında cam silecek suyu koyma yerimiz, motorumuz, motor yağ takviye yerimiz, yağ koyma yerimiz, yağ kontrol çubuğumuz, burada da motor soğutma suyu koyma yerimiz var. Aracımızın ön kaputunu anlattıktan sonra kaputumuzu yavaşça kapatıyoruz. Sonra bagaj kısmına geçiyoruz. Aracımızın bagajını da Volkswagen ambleminin üstüne basarak altından kaldırarak açıyoruz. Aracımızın sol tarafında ilk yardım kitimiz var. Bagaj kapağımızın hemen altında reflektör cihazımız var. Reflektörümüzü aracımızdan 30 metre uzağa koyuyoruz. Herhangi bir kaza anında ya da arızalanma durumunda reflektörü koymak zorundayız. Aracımızın sağ tarafında yangın söndürme tüpümüz var. Bagajımızın alt kısmında ise bijon anahtarımız var. Kirikomuz var. Kirikoda arkadaşlar aracımızın lastiği patladığı zaman aracı yukarı kaldırmaya yarıyor. Ve aracımızın lastiklerini değiştirebiliriz. Bir de istetmemiz yani yedek lastiğimiz mevcuttur arkadaşlar. Aracımızın bagaj kısmını anlattıktan sonra bagajımızı da yavaşça kapatıyoruz. Aracımızın bagajını kapattıktan sonra aracımızın 4 lastiğinin havasını kontrol ediyoruz. Sonra da direksiyona oturuyoruz. Kıymetli sürücüler, aracımıza bindiğimiz zaman ilk önce koltuğumuzu ayarlamamız gerekiyor. Koltuğumuzu da neye göre ayarlıyoruz? Sol ayağımız ile debriyaja basıyoruz. Rahat bir şekilde basabiliyorsak koltuğumuzun ayarı tamdır. Basamıyorsak sağ koltuğumuzun sağ altında bulunan mandaldan koltuğumuzu ileri çekip debriyaja rahat bir şekilde basabiliriz. Ya da sol tarafında bulunan şu koldan oturduğumuz koltuğu aşağı doğru indirebiliriz. Ya da yukarı doğru kaldırabiliriz. Oturduğumuz koltuğun ayarını yaptıktan sonra yaslandığımız yerin ayarı içinde şu yan tarafta bulunan yuvarlak tekerlekten koltuğumuzu ileri ya da geri ayarlayabiliriz. Kıymetli sürücüler, pedallara basarken ayağımızın parmak uçlarıyla basmıyoruz. Ayağımızın ortasıyla da basmıyoruz. Parmak uçlarının bittiği nokta ile pedala basabiliriz arkadaşlar. Sağ ayağımız ile de fren ve gaz kullanıyorduk. Sağ ayağımızı da fren ve gaz pedalının tam ortasına ayarlıyoruz. Yani şu şekilde yapmayacağız. Ortada duracak. Frene ya da gaz pedalına basabiliriz arkadaşlar. Koltuğumuzu ayarladıktan sonra güvenli sürüş için direksiyon simidimizi de ayarlamamız gerekiyor. Direksiyonu da bileklerimiz ile direksiyonun önü aynı hizaya gelecek şekilde ayarlamamız lazım. Direksiyonun ayarını da şurada görmüş olduğunuz koldan bunu aşağı doğru çektiğimiz zaman direksiyonumuzu aşağı yukarı ya da kendimize doğru ya da ileri doğru ayarını yaptıktan sonra kapatabiliriz. Kıymetli sürücüler, koltuğumuzu ayarladıktan sonra aynalarımızı ayarlamamız gerekiyor. Sürücü kapısının kolunda bulunan şu düğmeyi left'e getirdiğimiz zaman sol aynamızı ayarlayabiliriz. Right'a getirdiğimiz zaman ise sağ aynamızı ayarlayabiliriz. Öncelikle sol aynamızı ayarlayalım. Sola doğru eğdiğimiz zaman aynamız sola, sağa doğru eğdiğimiz zaman sağa, aşağı doğru eğdiğimiz zaman aşağı, yukarı doğru kaldırdığımız zaman ise
aynamız yukarı doğru hareket ediyor. Aynalarımızı ayarlarken aynaya baktığımız zaman aracın kapı kollarını görmemiz yeterli. Geriye kalan kısmı yolu görecek şekilde ayar yapmamız gerekiyor. Sol aynamızı ayarladıktan sonra sağ aynamızı da yine aynı bakış açısına göre ayarlayabiliriz. Sağ aynamızı da ayarladıktan sonra dikiz aynamızı ayarlıyoruz. Dikiz aynamızı da arka camın tamamını görecek şekilde ayar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu aşağı, yukarı, sağa, sola doğru ayarlayabiliriz. Bütün ayarlarımızı yaptıktan sonra da emniyet kemerimizi takıyoruz. Aracımızın ışıklarını burada görmüş olduğumuz düğmeden açıyoruz. Sıfır kapalı demektir. Bu konuma getirdiğimiz zaman park lambaları yanıyor demektir. Bu konuma getirdiğimiz zaman ise kısa farlarımız açıktır. Kısa farlarımızı açtıktan sonra sinyal kolunu ileri doğru ittiğimiz zaman uzun farımız yanıyor. Tekrar direksiyona doğru çekili tutunca da uzun farımız sönüyor. Sonra kısa farımızı tekrar kapatabiliriz. Bu kolumuz sinyal koludur. Aşağı doğru ittiğimiz zaman sol sinyalimiz yanar. Kapatmak istediğimiz zaman hafif yukarı doğru kaldırdığımız zaman kapanıyor. Tam yukarı doğru ittiğimiz zaman ise arkadaşlar sağ sinyalimiz yanıyor. Burada görmüş olduğunuz büyük olan göstergemiz devir göstergesi. Altında ufak olan göstergemiz ise hararet göstergemiz. Sağ tarafta ise büyük olan göstergemiz kilometre yani hız göstergemiz. Altındaki ufak olan göstergemiz ise yakıt göstergemiz. Sınavda bize depoda ne kadar yakıt var diye sorulabilir. 1'de ise depomuz fulldür, %100 doludur. 1/2 ise %50'dir, depomuzun yarısı doludur. 0'da ise bitmiştir arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz kol ise arkadaşlar silecek kolumuzdur. Bu silecek kolunu aşağı doğru ittiğimiz zaman sileceklerimiz bir kademe çalışır, kapanır. Yağmur yağdığı zaman sileceklerimizi devamlı çalıştırmak istiyorsak silecek kolu yukarı doğru 3 kademe şeklindedir. Yağmurun hızına göre sileceklerimizi hızlandırabiliriz. Ön camlara su atmak istiyorsak da arkadaşlar silecek kolunu direksiyona doğru çekili tuttuğumuz zaman ön camlara su atar. İleri doğru basılı tuttuğumuz zaman ise arka sileceklere su atar. Tekrar kapatıyoruz. Dörtlü flaşör düğmemiz. Radyo açma kapama düğmemiz. Arasındaki bozukluklar. Ön cam rezistansımız. Arka cam rezistansımız. Sağ tarafta ise AC klimamız. Kapatmak istediğimiz zaman da off tuşuna basarak kapatabiliriz. Aracımız 6 viteslidir. 5 ileri, 1 geri vites. Vites değiştireceğimiz zaman debriyaja basıp sonra vites değiştiriyoruz. Vitesimizin boşta olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Vitesimizi şu şekilde sağa sola doğru salladığımız zaman sallanıyorsa vitesimiz boştadır. Birinci vitesi almak için vites kolunu kendimize doğru çekip ileri doğru ittiğimiz zaman birinci vitese geçiyor. Tekrar boşalıyoruz. Sonra ikiye almak için sol yapıp geri doğru çektiğimiz zaman ise arkadaşlar ikinci vitese geçiyor. Üçüncü vites için boşa alıp dümdüz ileri ittiğimiz zaman üçüncü vites. Tekrar boşa alıp geri çektiğimiz zaman ise dördüncü vitese geçiyor. Beşinci vites için de boşa alıp sağ ileri ittiğimiz zaman ise beşinci vitese geçiyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz el freni arkadaşlar. El frenimizi indirmek için ayak frenine basarak şu şekilde aşağı doğru bastığımız zaman el frenimiz iniyor. Tekrar kaldırmak istediğimiz zaman ise alttan yukarı doğru çekip bıraktığımız zaman el frenimiz
çekili konuma geliyor. El frenimizin çekili mi, inik mi olduğunu anlayabilmemiz için şu ışığa bakıyoruz. Işık yanıksa el freni çekilidir. Işık sönmüş ise el frenimizi indirdik demektir. İç aydınlatmalarımız da burada görmüş olduğunuz tuşlardan açabiliriz. Sağ taraf açıyor, sürücü tarafını açıyor. Bu da arkadaki aydınlatmaları açıyor. Kıymetli sürücüler, araç nasıl çalıştırılır? Şimdi de ona değinelim. Öncelikle anahtarımızı kontağa takıyoruz. Bir kademe çeviriyoruz. Gösterge panelinde ışıklar yanıyor. Işıkların sönmesini bekliyoruz. Işıklar söndükten sonra debriyaja basıyoruz. Anahtarımızı bir kademe daha çevirdiğimiz zaman aracımız çalışıyor. Aracımızın çalışıp çalışmadığını nereden anlayabiliriz? Devir göstergemiz. Eğer 1000 devire yakınsa aracımız çalışıyordur. Sıfırda ise çalışmıyordur. Aracımızın çalışıp çalışmadığını oradan anlayabiliriz. Kıymetli sürücüler, şimdi kalkış nasıl yapılır ona değineceğiz. Öncelikle ayak frenine basarak el frenimizi indiriyoruz. Sonra debriyaja tam basıp kalkış vitesi olan birinci vitese alıyoruz. Kalkış yapacağımızı arkadan gelen sürücülere bildirmek için sol sinyal veriyoruz. Sonra debriyajımızı yarıya kadar kaldırıyoruz. Yarıdan kastımız kavrama noktası ya da yarım debriyaj olabilir arkadaşlar. Yarım debriyajımızı bulduktan sonra debriyajımızı kıpırdatmadan freni bırakıp hemen gaz vereceğiz arkadaşlar. Freni bırakınca aracımız zaten yürüyecek ama gaz vererek aracımızın yürümesini serileştirebiliriz. Freni bıraktım. Hemen ne yapıyorum? Yavaşça gaz veriyorum arkadaşlar. Aracım kalkmış oluyor. Aracım 10 metre yürüdükten sonra debriyajımı bırakıyorum. Kıymetli sürücüler, kalkış yaparken aracımız ya stop eder ya da geri kaçar. Şimdi önce geri neden kaçar ona değinelim. Kalkış yapmak için debriyaja basıp birinci vitesi aldık. Sonra debriyajımızı yarıya kadar kaldırıyoruz ya. Eğer yarım debriyajı bulmazsak aracımız geri kayar. Şimdi deniyoruz. Debriyajımı az kaldırdım, yarıyı bulmadım. Freni bıraktım, bak aracım geri kayıyor. Aracım geri kayıyorsa anlayalım ki yarım debriyajı bulmadık. Yani kavrama noktasını tam yakalayamadık. O zaman debriyajımızı az daha kaldırmamız gerekiyor. Birazcık daha kaldırdım. Aracım titredi. Motorundan ses geldi. Anlıyorum ki yarım debriyajı buldum. Şimdi bakın freni bıraktım. Aracım hemen yürüyor. Hiç gaz kullanmadım. Kalkış yaparken aracımız neden stop eder? Şimdi de ona değinelim. Kalkış yapmak için birinci vitesi aldık. Yarım debriyajı bulduk. Arkadaşlar bu noktadan sonra freni bırakıp gaz vermeye başlarken debriyajı bırakırsak aracımız stop eder. Biz debriyajı ne zaman bırakıyorduk? Aracımız en az 10 metre yürüyecek. Yürüdükten sonra debriyajı bırakacağız ki aracımız stop etmesin. Debriyajımı sabitledim yarım debriyajda. Bırakmıyorum. Aracım en az 10 metre yürüyecek. Yürüdü. Yürüdükten sonra bırakabiliriz. Bu zamanda stop etmemiş olur arkadaşlar. Kıymetli sürücüler, aracımızı kaldırdıktan sonra sadece birinci vitesle aracımızı kullanamayız. Peki ne zaman vites değiştireceğiz? Bunun için hem aracın sesine bakabiliriz hem de devir göstergesine. Devir göstergemiz 2500 deviri geçip 3000 devire doğru yaklaşınca hızlı bir şekilde gazı bırakıp debriyaja basıp vitesimizi ikinci vitese alıyoruz. Tekrar debriyajı bırakıp gaz vermeye devam ettik. Tekrar hızlanacağım. Yine vites değiştirmem gerekiyor diyelim. Hızlanıyorum. Yine devir göstergem 2500 deviri geçmeden vites değiştirmiyoruz arkadaşlar. 2500 deviri geçti. Şimdi tekrar gazı bırakıp debriyaja basıp 3. vitesi aldım. Yükseltmelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Düşürmeleri ise arkadaşlar yine devrimiz 1000 devire düşünce debriyaja basıp 2. vitese alıyorum. Yani kısacası her 3000 devire yaklaşınca bir üst vitese almamız gerekiyor.
1000 devire düşünce de bir alt vitese alarak vitesimizi küçültebiliriz. Aracımıza hakim olmak, direksiyona hakim olmaktan geçer. Bunun için de araca ilk bindiğimiz zaman koltuk ayarlarımızı ve direksiyon ayarımızı iyi bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Araç kullanırken şeridimizin olabildiğince ilerisine bakmamız gerekiyor. Mesafe olarak da 50 metre, 100 metre kadar ilerisine bakmamız bizim için idealdir. Şeridimizi koruyabilmemiz için direksiyonumuzu rahat bir şekilde tutmamız gerekiyor. 9 çeyrek pozisyonu diyoruz buna, şu an tuttuğumuz gibi. Direksiyonu ne çok fazla sıkıyoruz ne de çok hafif, rahat bırakmanız gerekiyor. Normal bir tutuş sergilememiz gerekiyor. Şerit değiştireceğimiz zaman öncelikle sinyal verip aynalarımıza bakıyoruz. Sonra şerit değiştirmemiz gerekiyor. Sinyal vermeden, aynaya bakmadan kesinlikle arkadaşlar şerit değiştirmiyoruz. Sinyal vermek bize geçeceğimiz anlamına gelmiyor hemen. Aynadan bakacağız. Yol müsait mi? Eğer şeridimiz müsaitse, geçeceğimiz şerit müsaitse şerit değiştirebiliriz. Sinyal verdiğimiz anda kesinlikle şerit değiştirmiyoruz. Aynalardan yolu kontrol ediyoruz. Yol müsaitse şerit değiştirebiliriz. Direksiyon eğitimlerinde öğrencilerimizin en çok yapmış olduğu hatalardan biri de budur. Sinyal verdiği anda hemen şerit değiştiriyor. Bu kesinlikle yanlış ve yasaktır arkadaşlar. Çünkü önce geçeceğimiz şeridi kontrol edeceğiz. Eğer yol müsaitse tekrar önümüze bakıyoruz. Önümüze bakarak şerit değiştiriyoruz. Tabii ki bunları yaparken kurallara uygun bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şerit değiştirebilmek için kesikli çizginin olması gerekiyor. Devamlı çizgilerde kesinlikle şerit değiştiremiyoruz arkadaşlar. Kıymetli sürücüler, şimdi sizlere önümüzde giden aracı nasıl sollayabiliriz onu anlatacağım. Öncelikle sol sinyalimizi veriyoruz. Yan aynamızdan geçeceğimiz şeridi kontrol ediyoruz. Dikiz aynamızdan da arkadan gelen trafiği kontrol ediyoruz. Sollamaya başlamadan önce kesikli çizgi mi var, devamlı çizgi mi var, bunu da kontrol ediyoruz. Eğer devamlı çizgi varsa sollama yapamayız. Gördüğünüz gibi şu an devamlı çizgi var. Buralarda sollama yapamayız. Bunun için bekliyoruz. 3 durumda sağdan sollama yapılabilir. Bunun haricinde kesinlikle soldan sollama yapmamız gerekiyor. Bu 3 durum hangileri? Yolun ortasından giden tramvayların sağından sollama yapabiliriz. Ya da görev hali gereği geçiş üstünlüğüne sahip olan ambulans, itfaiye, polis ve sivil savunma araçlarının da sağından sollama yapabiliriz. Bir de en önemlisi sola dönecek olan araçların sağından sollama yapabiliriz. Bunun haricinde sollama kesinlikle sol şeritten yapılır arkadaşlar. Şimdi önümde giden aracı sollamak istiyorum. Sol sinyalimi verdim. Sol dikiz aynadan trafiği kontrol ettim. Gelen yok. Çizgilerim kesikli çizgi. Sollamaya başlıyorum. Sollamaya başladıktan sonra hızımı mutlaka artırmak zorundayım ki önümde giden aracı sollayabilelim. Solladıktan sonra burası çok önemli. İç dikiz aynasından solladığım aracı gördükten sonra sağ sinyalimi verip tekrar sollamaya başlamış olduğum şeride geçerek sollama işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Kıymetli sürücüler, direksiyon sınavımızda bir de ani fren yapmamız gerekiyor. Ani fren yapacağımız zaman en sağ şeride geçiyoruz. Hızımızı 25 ile 30 km arasına ayarlıyoruz. Önümüze birinin atladığını ya da bir hayvanın atladığını düşünüp aniden aracımızı durdurmamız gerekiyor. Hemen yapıyorum şimdi. Ani fren yaptıktan sonra kalkış yapmak için sol sinyalimizi veriyoruz. Yine önümüz müsait olduğu için düz devam edebiliriz. Yarım debriyajı bulup tekrar yavaşça gaz vererek aracımızı kaldırabiliriz.
Kıymetli sürücüler, şimdi 25 metre geri gitmeyi göstereceğim. Öncelikle geri gitme yapacağımız yerde duruyoruz. Durmak için ne yapıyorduk? Sağ sinyalimizi veriyoruz. Debriyaja tam basıp yavaşça fren yaparak aracımızı durduruyoruz. Aracımızı durdurduktan sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Vitesimizi geri vitese alıyoruz. Geri vitese şu şekilde alıyoruz. Debriyaja bastık. Ayağımız frenin üzerinde. Burası eğimli bir yol olduğu için freni bırakmamamız gerekiyor. Freni bırakırsak aracımız ileri kayar. Sonra şu şekilde geri vitese aldık. Şimdi yarım debriyajı buluyorum. Yani kavrama noktasına kadar debriyajımı kaldırıyorum. Motorum titrediği zaman, aracın motorundan ses geldiği zaman yarım debriyajı buldum demektir. Sağ aynadan ve iç dikiz aynasından arkadaki trafiği kontrol ediyorum. Yol müsait. Şimdi geri gidebilirim. Freni bıraktım. Aracım yavaşça geri gidiyor. Hiç gaz kullanmama gerek yok. Geri giderken de arkadaşlar, direksiyonu sağa doğru çevirirseniz aracın arkası sağa, sola doğru çevirirseniz de aracın arkası sola doğru gider. Hem sağ aynadan kontrol ediyoruz, hem dikiz aynasından, hem de sol aynadan da bakmamız gerekiyor arkadaşlar. 25 metre geri geldikten sonra aracımızı durduruyoruz. Geri gelme işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Sonra kalkış yapmak için tekrar sol sinyalimizi veriyoruz. Kalkış için debriyaja tam basıp kalkış vitesi olan birinci vitese alıyoruz. Düz gideceğimiz için ayna kontrolü yapmamıza gerek yok. Kendi şeridimizde dümdüz kalkış yapıp devam edebiliriz. Kıymetli sürücüler, döner kavşaklardan geriye dönüş yapmak için ne yapmamız gerekir? Şimdi de ona değinelim. Öncelikle döner kavşaktan geriye dönüş yapacağımız için sol sinyalimizi veriyoruz. Kesikli çizgilerde şerit değiştirmemiz gerekiyor. Sola döneceğimiz için en sol şeride geçmemiz lazım. Aynaya baktım. Yol müsait. Direksiyonumu çok hafif çevirerek en sol şeride geçiyorum. Sola geçtikten sonra sinyaliniz mutlaka yansın. Arkadan gelen sürücüler bizim dönüş yapacağımızı bilsinler. Hızımızı mutlaka azaltıyoruz burada. Görmüş olduğunuz levha bize diyor ki döner kavşak içerisinde dönen araç varsa ilk geçiş hakkını ona ver. Döner kavşağa tam girmeden bekliyorum. Döner kavşak içerisinde dönen araç varsa ilk geçiş hakkını o araca veriyorum. Araç olmadığı için giriyorum. Döner kavşağa girdikten sonra ilk geçiş hakkı her zaman bizdedir. Ama yine sağı kontrol ediyorum. Hızla gelen araç yok. Yavaş bir şekilde dönüşümü tamamlıyorum. Yine sağa bakıyorum gelen var mı? Yine yok. Döndükten sonra da hızımıza uygun şeride giriş yaparak dönüş işlemimizi bitiriyoruz. Kıymetli sürücüler, şimdi de ışıklı trafik işaret cihazlarının bulunduğu kavşaklarda dönüş nasıl yapılır? Kesikli çizgide geçiş yapmam gerekiyor. Sinyalimi verdim, aynama baktım, şeridimi değiştirdim. Dönüş yapacağım için en sol şeride geçiyorum. Sinyalim yanık vaziyette. Kırmızı ışık yandığı için dur çizgisinin önünde hemen duruyorum. Sinyalim yanar vaziyette olması gerekiyor. Arkadan gelen sürücüler bizim döneceğimizi bilmesi gerekiyor. Kalkış için hazırlığımı yapıyorum. Debriyaja basıp vitesimi boşa aldım. Ve kalkış vitesi için tekrar debriyaja basıp kalkış vitesi olan birinci vitesi alıyorum. Yeşil ışık yandı. Kalkışımı yapıyorum. Döner kavşağa bitişik dönmem gerekiyor. Tekrar buradaki ışığa baktım. Yeşil yanıyor. Burada bir ışığımız daha var. Burada da kırmızı ışık. Burada durduk. Işığımız yeşil yandı. Tekrar kalkış yaptıktan sonra hızımıza uygun şeride girmemiz gerekiyor. Bu orta şerit de olabilir, sağ şerit de olabilir. Bizler orta şeride girdik arkadaşlar. Kıymetli sürücüler, sağa dönüş yapmak için dönüş yapacağımız yere 30 metre kalana kadar dönüş yapacağımız şeride geçmemiz gerekiyor. Önce sağ sinyalimizi veriyoruz.
Sağ aynadan geçeceğimiz şeride kontrol ettik. Gelen yok. Direksiyonumuzu çok döndürmeden sağ şeride geçiyoruz. Hızımızı mutlaka azaltıyoruz. Dar bir açıyla dönüşe başlayacağız. Dönüş yaparken karşıdan karşıya geçmekte olan yaya varsa ilk geçiş hakkını mutlaka yayalara veriyoruz. Sinyalimiz yanıyor. Dönüşe başlıyoruz. Dönüş esnasında yayamız yok. Dar bir açıyla dönüşe başladım. Ve sağ şeritte dönüşümü bitirdim. Sinyalimi de kapatıyorum tekrar. Kıymetli sürücüler, sola dönüş yapmak için yine dönüş yapacağım yere 30 metre kalana kadar sol şeride geçmem gerekiyor. Orta şeritten gidiyorum. Bunun için önce sol sinyalimi verdim. Sol aynaya baktım. Gelen yok. Yol müsait. Direksiyonumu çok yavaş döndürerek sol şeride geçiyorum. Sol şeride geçtikten sonra hızımızı mutlaka azaltıyoruz. Dur işaret levhası olduğu için burada mutlaka duruyoruz. Yolu kontrol ettim. Gelen yok. Aracımı durdurdum. Şimdi devam edebilirim. Sola dönerken geniş bir açıyla dönüyoruz. Sağda tekrar kontrol ettim. Hızla gelen araçlar olabilir. Dönüşümü yaptıktan sonra yine en sağ şeritte dönüşümü tamamlıyorum. Ve sinyalimizi de kapatıyoruz arkadaşlar. Kıymetli sürücüler, duruş yapacağımız zaman öncelikle sağ sinyalimizi veriyoruz. Yolumuzun en sağına yanaşıp debriyaja hızlı basıp frene yavaşça basıp aracımızı durduruyoruz. Kıymetli sürücüler, bütün sürücüler araçlarının hızını kullandıkları aracın cinsine göre, teknik özelliğine göre, aracın yük durumuna göre, trafiğin yoğunluğuna göre, hava şartlarına göre ayarlamak zorundadırlar. Şimdi biz karayolunda araç kullanırken yasal olarak belirlenen azami hız limitleri var. Bunlara uymak zorundayız. İşte 30 yazan yerde azami 30, 20 yazan yerde azami 20, 50 yazan yerde azami 50 km hızda gitmemiz gerekiyor. Otomobil aracımız olduğu için yerleşim yerleri içerisinde aksini gösteren bir işaret yoksa en fazla 50 km hızla gitmemiz gerekiyor. Şu an bakın burası okul geçidine yaklaşıyoruz. 20 km dediği için biz de azami 20 km hızla gitmemiz gerekiyor. Okul geçidine gelene kadar hızımız 20 km hızda olması lazım. Okul geçidinde geçen öğrenciler varsa ya da yayalar varsa ilk geçiş hakkını yayalara veriyoruz. Yaya yoksa yavaş bir şekilde geçebiliriz. Okul geçidimizi geçtikten sonra hızımızı tekrar azami hız limitleri olan yerleşim yerleri içerisinde 50'ye kadar çıkabiliriz. Burada da 30 km hızımız var. En fazla gidebileceğimiz hız 30. Yerleşim yeri içi olduğu için kıymetli sürücüler, bizim yasal olarak gidebileceğimiz hız limitimiz 50'dir. Fakat aksini gösteren tabelalar varsa bu tabelalara uymak zorundayız. 30 tabelasında 30'a uyduk. Burada yaya geçidimiz var. Yine yavaşladık. Ayağımızı gaz pedalından çekip yavaşça fren yaparak aracımızı yavaşlatıyoruz. Yaya geçidini geçtikten sonra tekrar eski hızımıza ulaşabiliriz. Yol müsaitse. Kıymetli sürücüler, araç kullanırken önümüzde giden araç ile aramızda güvenli ve yeterli bir mesafe bırakmamız gerekiyor. Biz bu mesafeye takip mesafesi adını veriyoruz. Takip mesafesini nasıl ayarlamamız gerekiyor? Kaç kilometre hızla gidiyorsak önümüzde giden araç ile aramızda hızımızın yarısı kadar metre bırakmamız gerekiyor. Şu an ortalama 50 kilometre hızla gidiyorum. Önümde giden araç ile aramdaki mesafe en az 25 metre, yani hızımın yarısı kadar olması gerekiyor arkadaşlar. Sollama esnasında da takip mesafesini azaltamayız. Konvoy halinde seyreden araçlar da kendi aralarında giderken takip mesafesinden az mesafe bırakamazlar arkadaşlar. Değerli sürücüler, U dönüşü yapmak için öncelikle sol sinyalimizi veriyoruz. Aynadan sol şeridimizi kontrol ediyoruz. Gelen var mı? Gelen varsa ilk önce onun geçmesini bekliyoruz. Hala araç var, bekliyoruz. Şu an gelen aracımız yok. Yavaşça sol şeride geçiyoruz.
gazımızı bırakıyoruz. Yavaşça fren yapıyoruz. Aracımızı yavaşlatıp uygun bir mesafede duruş yapacağız. Sinyalimiz hala yanıyor. Arkadan gelen sürücüler bizim dönüş yapacağımızı bilecek. Şöyle hafif çapraz bir şekilde aracımızı durduruyoruz. Sinyalimiz yanar vaziyette olacak. Direksiyonumuzu burada sonuna kadar sola çeviriyoruz arkadaşlar. Tam sol yapıyoruz. Tam sol yaptıktan sonra kalkış vitesi olan birinci vitesi alıyoruz. Karşıdan gelen araçların geçmesini bekliyoruz. Karşıdan gelen araç bittikten sonra kalkışımızı yapacağız. O da dönüş yapacakmış. Biz de yavaşça dönüşümüzü yapıyoruz. Dönüş yaptıktan sonra direksiyonumuzu toplamada geç kalmayacağız. Sağ şeritte kalıyoruz arkadaşlar. Dönüşümüzü tamamladık. Sağ şeritten doğru devam ediyoruz. Duraklama nasıl yapılır? Duraklama, yolcu indirme, bindirme, yük yükleme, boşaltma ya da kısa süreli beklemeye biz duraklama adını veriyoruz. Duraklama yapmak için öncelikle uygun bir yeri seçmemiz gerekiyor. Yasak olmayan bir yerin olması lazım. Yol girişi olan bir yer ya da park girişi olan bir yerin olmaması gerekiyor. Sağ sinyalimizi verdik. Yolumuzun en sağına yanaştık. Bir yasaklama yok. Debriyaja tam basıyoruz. Yavaşça fren yapıp aracımızı durduruyoruz. Aracımızı durdurduktan sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Vitesimizi boşa alarak debriyajımızı bırakıyoruz. El frenimizi çekip ayak frenimizi de bırakabiliriz. Sonra anahtarımızı geri kapatıp aracımızı stop ediyoruz. Eğimli yollarda vitesimizi birinci vitese alıyoruz. Yokuş eğimli yola park etmiş isek de ya da duraklama yapmış isek de arkadaşlar geri vitesi alarak aracımızı o şekilde bırakmamız lazım. Burası hafif eğimli bir yol olduğu için debriyaja basıp vitesimizi birinci vitese aldık ki aracımızın geri kayma gibi durumu olursa kaymasın arkadaşlar. Sonra emniyet kemerimizi çıkartıyoruz. Anahtarımızı da kontaktan alıp araçtan inmeden önce camlarımızı kapatıyoruz. Araçtan iniyoruz. Değerli sürücüler, park yapacağımız zaman park yapacağımız yere yaklaşınca sağ sinyalimizi veriyoruz. Dubalar ile aramızda 50 santimlik kadar bir mesafe bırakıyoruz. Park yapacağımız 4 dubayı geçtikten sonra aracımızı durduruyoruz. Direksiyonumuz düzgün bir şekilde olması gerekiyor. Aracımızı durdurduktan sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Vitesimizi önce boşa alıp sonra tam debriyaja basıp geri vitesi alıyoruz. Yarım debriyajımızı buluyoruz. Yarım debriyajı bulduktan sonra park yaparken kesinlikle gaz pedalını kullanmıyoruz arkadaşlar. Geri geleceğiz şimdi. Geriye bakarak kelebek camdan dubayı yarılayana kadar geliyoruz. Dubanın yarısını büyük camdan, yarısını ufak kelebek camdan görene kadar geri geliyorum. Geri gelirken dubamızın kafasının yarısını kelebek camda, yarısını da büyük camda gördüğümüz zaman duruyoruz. Bu ayar çok önemli. Bu ayarı geçirmemeniz gerekiyor. Büyük camda daha fazla görürseniz farkımız olmaz arkadaşlar. Bu ayarı yaptıktan sonra aracımızı durdurduk. Sonra direksiyonumuzu sonuna kadar sağa çevirdik. Yani tam sağa çeviriyoruz. Sol aynamızdan ikinci dubayı görene kadar geri geliyoruz. Yarım debriyajla geliyoruz. Gaz pedalını kesinlikle kullanmıyoruz. Ayağımız frenin üzerinde duruyor. İkinci dubayı gördükten yaklaşık bir karış daha geçirdim. Sonra direksiyonu tam sol yapıyoruz. Şimdi sağ aynaya bakarak geri geliyorum. Sağ aynadan da kaldırımı paralel bir şekilde görene kadar geri geleceğim. Kaldırımı paralel bir şekilde gördükten sonra aracımı durduruyorum. Sonra direksiyonumuzu 1,5 tur toplayıp düzlüyoruz. Vitesimizi boşa alıyoruz. Hocamız onayladıktan sonra çıkış yapmamız gerekiyor. Çıkış yapmak için de önce sol sinyal verdik. Kalkış vitesi olan birinci vitese aldık. Aynadan gelen trafiği kontrol ediyoruz. Gelen yoksa
Direksiyonu tam sol yapıyoruz. Yarım debriyaj ile yine yarım debriyajı bulduk. Gaz kesinlikle kullanmıyoruz. Yarım debriyaj ile yavaş bir şekilde çıkışımızı yapıyoruz. Sağdaki dubayı aracın önünden tamamıyla görmeyene kadar çıktıktan sonra direksiyonumuzu yavaşça topluyoruz arkadaşlar ve çıkışımızı orta şeritten yapıyoruz. L park yapacağımız zaman öncelikle sağ sinyalimizi veriyoruz. L park yapacağımız yeri geçtikten sonra aracımızı durduruyoruz. Debriyaja tam bastık. Yavaşça fren yapıp aracımızı durdurduk. Sinyalimizi kapatıyoruz. Debriyaja basıp vitesimizi boşa aldık. Sonra tekrar geri vitese alıyoruz. Direksiyonumuz düz bir şekilde olacak. Yine yarım debriyajı buluyoruz. Gaz kesinlikle kullanmıyoruz. Freni yavaşça bırakıyoruz. Çok hafif yavaş yavaş geri geleceğiz. Şimdi kelebek cama bakıyoruz. Kelebek camda dubamızın kafasının yarısını büyük camda, yarısını da kelebek camda görene kadar geri geliyoruz. Yine dubamızın kafasının yarısını büyük camda, yarısını da kelebek camda ayarlıyoruz. Ayarımızı ekranda görüldüğü gibi ayarladıktan sonra, o görüntüyü yakaladıktan sonra direksiyonumuzu sonuna kadar sağa doğru, yani ormana doğru çeviriyoruz. Tam sağ yaptık. Direksiyonumuzu tam sağ yaptıktan sonra şimdi aracımızın önüne bakıyoruz. Ve sol aynaya da bakıyoruz. Arkadan gelen araç var mı? Gelen araç yoksa yavaşça geri geliyoruz. Aracımızın önü yola dik olana kadar geri geleceğiz. T şeklinde olacak. Aracımızın önü şu an tam yola dik olduğu zaman aracımızı durdurduk. Sonra direksiyonumuzu yine 1,5 tur topluyoruz. Airbag yazısını 2 defa okuyacağız. 1 2 Direksiyonumuzu düzledikten sonra, lastiklerimizi düzledikten sonra şimdi yine 1,5 metre kadar daha geri gelmemiz gerekiyor. Yaklaşık olarak 1,5 metre kadar geri geldikten sonra L park işlemimiz bitiyor. Sonra debriyaja tam basıp vitesimizi boşa alıyoruz. Çıkış yapacağımız için sağ sinyalimizi veriyoruz. Yolumuzun solunu kontrol ediyoruz. Gelen araç varsa mutlaka araçların geçmesini bekliyoruz. Yol müsait olduğu zaman çıkışımızı yapacağız. Çıkış yapmak için de debriyaja tam bastık. Kalkış vitesi olan birinci vitesi aldık. Şu an yolumuz müsait bu araçtan sonra. Yaklaşık geri geldiğimiz kadar tekrar ileri çıkıyoruz. Sonra direksiyonumuzu sonuna kadar çeviriyoruz. Tam sağa çeviriyoruz. Çıkış yapıp burada da sağ şeritte kalıyoruz.